Anksiyete, Türkçesi kaygı, endişe veya evham gibi kelimelerle karşılaşılıyor. Bunlardan en çok rastlananların başında panik bozukluğu gelir. %2-3 gibi oranlarda toplumda görülür. Kadın erkek oranında çok büyük bir fark yoktur. Panik bozukluğu teşhisi koymak için kişinin en azından bir tane panik atağı geçirmesi ve sonra ya o başıma gelirse diye bir beklenti endişesi duyması gerekir. Panik atağı sırasında da bu bir statü oldu. Statü konusu oldu artık. Benim panik atağım vardı. Giren çok kişi oluyor. Her sıkıntı panik atağı değildir. Panik atağı deyince 30 ila 60 dakika süren, 5-10 dakika içerisinde azamiye ulaşan, kişinin öleceğini, boğulacağını düşündüğü, bazen kendinden geçip fenalaştığı, ellerin ayaklarının titrediği ve bir nevi yalancı boğulma alarmının yaşandığı bir tablo söz konusudur. Durumsal olabilir. Mesela köprü üzerinden geçerken orada bir trafik kazasına maruz kalan insan köprüden geçmekten korkmaya başlar ve köprünün üzerinden geçerken panik atağı geçirebilir. Bazen de kendiliğinden ortaya çıkabilir. Bunlar tamamen biyolojik kökenlidir. Biz bunları kendimiz de yaptırabiliyoruz. Bazı özel serumları bağlayarak panik bozukluğumu değil mi diye panik nöbetini geçirttirerek de anlayabiliyoruz. Panik bozukluğunda tedavi mutlaka ilaçtır. Onu söyleyeyim. Hipnoz beklenti kaygısını geçirmekle işe yarayabilir. Mutlaka en az 6 ay ila 2 sene arasında ilaç artı psikoterapi kullanmak lazım. Obsesif kompulsif bozukluk, özellikle şu aralar çok rastladığımız sınav kaygısı problemleri, farklı durumlar, bunlar da kaygı bozuklukları. Obsesif kompulsif bozuklukta ilaç tedavisi şart, onu söyleyeyim. Ve en az 2 ila 5 sene ilaç kullanmak gerekir. Yüksek düzeyde dozda ilaç kullanmak gerekir. Diğer psikoterapiler ve hipnozda yardımcı olarak uygulanabilir. Sınav kaygısında ise çok aşırı boyutta değilse genelde hiç ilaç vermiyoruz. Gevşeme, progresif gevşeme, hipnoz ve diğer terkin yöntemleri kullandığımız zaman özellikle gençler sınav kaygılarını çok rahat başarabiliyorlar. Hemen size bir örnek vereyim. Mesela çok sıkıldınız. Baş parmağınızı avucunuzun içine alın. Geri bir nefes alıp şeklinde verin. Bu bir semboldür. Avucumun içine kaygımı hapsettim. Şimdi bunu atıyorum. Mesela uçak fobisi olanlarda, sınav kaygısı olanlarda belki gözetmen göğüsle şaşırabilir yapan birisini ama bu hareketi yapmak o andaki endişeyi, kaygıyı uzaklaştırmak çok işe yarıyor.